Azerbaycan'ın ikinci başkenti Gəncə şehrinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başsavcılık ve Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının yaklaşık 50 ülkenin büyükelçilerinin, diplomatik birliklerin, uluslararası kuruluşların temsilcilerinin, Azerbaycan'da faaliyet gösteren yerli ve yabancı medya temsilcilerinin katılımıyla Vatanseverlik Savaşı sırasında Ermenistan Silahlı Kuvvetler tarafından işlenen terör olaylarının mağdurları için bir anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar ölen sivillerin anıt köşesinin önüne çiçek koyarak saygılarını sundular. Anma etkinliğinde konuşan Azerbaycan Başsavcısı Birinci Yardımcısı Elçin Mammadov, 44 günlük vatanseverlik savaşı sırasında savcılıkların Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından işlenen her suça karşı savaş operasyonları yürütmek için toplumumuzla birlikte harekete geçtiğini kaydetti. 27 Eylül 2020 tarihinden itibaren Başsavcılık tarafından saldırı savaşı ve savaş sırasında işlenen diğer suçlarla ilgili 87 ceza davası hakkında ön soruşturma başlatıldığı ve 36 kişinin suçlandığı, kararların verildiği, uluslararası arama yapıldığı bildirildi. Interpol Ulusal Merkez Bürosu aracılığıyla duyurulan 23 ülkeye adli yardım talepleri gönderildi. 44 gün vatanseverlik savaşında savaş sırasında güçsüz kalan saldırgan Ermeni Silahlı Kuvvetleri, uluslararası hukukun gereklerini ve 1949 tarihli silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmesi'ni operasyonel taktik kullanarak büyük ölçüde ihlal etti. Sivil halka karşı büyük tahrip gücü olan balistik ve kaset tipi füzeler, roket ateşleri sonucunda 11'i çocuk, 27'si kadın, 93 kişi hayatını kaybederken 50'si küçük, 101'i kadın olmak üzere 454 kişi çeşitli derecelerde yaralandı. 4, 5, 8, 11 ve 17 Ekim 2020'de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ikinci büyük şehri Gence'ye, özellikle Gence'ye yönelik haince düzenlenen saldırılar sonucunda 10 erkek, 10 kadın ve 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nüfusun uyuduğu gece, aralarında çocukların da bulunduğu 26 sivil kasten öldürüldü. 6 aile tamamen yok edildi. Yaralıların 86'sı erkek, 57'si kadın, 32'si çocuk, 175 sivil çeşitli derecelerde fiziksel yaralanmalara maruz kaldı. 24'ü 60 yaş üstü, 21'i 5-18 yaş arası ve 11'i 5 yaş altıydı. Aynı zamanda iki ortaokul, bir çocuk polikliniği, bir kreş ve bir sinema binası olmak üzere toplam 3.875 konut veya departman dairesi, 33 konut dışı tesisin yıkım ve hasar görmesi nedeniyle toplam 863.700 metrekare oldu. Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov, uluslararası hukuk, norm ve ilkelerin ağır şekilde ihlal ederek sivillerin kasten öldürülmesinin bir savaş suçu ve insanlığa karşı suç olduğunu belirtti. Daha sonra Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin Sivil Toplum Örgütleri ve Çalışma ve İletişim Dairesi'nin sektör yöneticisi Cavit Musayev bir konuşma yaparak yabancı ülkelerin devlet ve kamu görevlilerinin, diplomatların yanı sıra gazetecilerin Gence'de yaşananları öğrendiklerinde Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğinin işlediği savaş suçu hakkında gerçek bir değerlendirme yapmasının önemini vurguladı. Anma etkinliğinin sonunda basın mensuplarının soruları yanıtlandı.